Ne zaman diyorlar? Hayırlısı ne zaman? Diyeceğim. Ne zaman? Hayırlısı diyoruz ve seyircilerimizden sizler hakkında gelen soruları sizlere şimdi merak edilenler var. Onlardan soruyorum. Bunu kim yazdı? Nusret Mat. Nerede Nusret? Burada mı? Nusret. O zaman internetten gelen soru. Erol Köse acaba bana 30 bin lira borç verir mi? Çok borcum var demişler. Böyle mi görüyorlar biraz? Ya arası... abi bu ara bu sosyal medyada bu DM'den yürümek var ya. Evet. Bu DM'den yürüyenlerin yarısı para istiyor ve hepsi 10 bin liranın üstünde. Benim de... DM'den yürümek. Sen Twitter'da hala aktif olarak tabii, oluyorsun tabii, ya. Tabii tabii. Ya ben bir şey var burada ya. Dur, onu bulmam lazım size. Google'da bu hafta çıktı bu. Google'da İngilizce search edip Türklerin en çok search ettiği kelimeler. Oo. Google'dan bu seneki. Bir, kamerada seni görebilir miyim? Yabancı birisiyle konuşacak. Bunun İngilizcesini bilmediği için en çok bunu aratmış. İki, benimle tanışır mısın? Eyvah. Üç, orada mısın kız? Dört, seni sıktım mı? Beş, Türkiye'ye gelmeni çok isterim. Yazıyor yavaş yavaş. Tabii. DM'den yürümece. Altı, benim burcum terazi. Gelmişler. Bir sohbet bir yere kadar gelmiş yani. Yedi, bu çok enteresan. Bu nasıl arada yani böyle bir şey var? Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem demiş ya. Böyle bir şey var arada. Allah Allah. Allah yabancı ile dertlisi. Peki şeyi soran yok mu? Üzerinde ne var? Üzerinde ne var? Yok. Üzerinde ne var diye sormuşlar. O toplum baskısı diye gelmiş. Toplum baskısı yani. Güzel. Sen de tatlısın diye gelmiş bir tane. Üzülmeye değmez var. Yabancı kızla bunu konuşuyor. Üzülmeye değmez diyor. Neden bu kadar geç diye sormuş. Bir de soba borusu diye var. Gerçekten. O vallahi bunlar var yani. O bizim kuşaktandır. Beni sevecek misin diye soranlar var. Şimdi sen Twitter kullanıyorsun. Ben Twitter yok. Sen Twitter kullanıyor musun? Az. Az kullanıyorsun. Instagram? Evet. Instagram daha çok. Resim. Daha çok. Ya, evet. Hocam? Kullanıyorum. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'u da. Bir de Periskop. Periskop'u da kullanmaya başladım. Periskop kullanıyor musun? Periskop'la da oynuyorum ara sıra. Şeyde, konserlerde falan. Konserlerde çok kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Yani hem izleyicilere ulaşması adına hem de oradaki yani konser verdiğimiz alandaki izleyicilerin coşkusunu aktarmak adına da çok güzel oluyor. İnteraktivite olarak. Bir şey de var. Sosyal medyada da kullandığımız iki önemli şey var. Yıllardır aslında yaptığımız birincisi besteniyolla.com isimli animatör besteci. O az önce mesela şovda kullandığın Unutmuş Çoktan isimli şarkı oradan geldi. Besteniyolla.com. Bütün Türkiye'deki amatör şarkıcılar. Şimdi yenisi. Şimdi asıl bir projemiz var. Sevgili Candaş benim menajerimin de ve Eurokes'in de birlikte hazırladıkları bir şey var. Remixiniyolla.com diye bir şey. Ney var abi? Remixini. Remixini yolla. Remixiniyolla.com diye bir önümüzdeki haftadan. Ama buna haftadan... herkes katılabilir mi? Evde... Genç mesela yani, şöyle söyleyeyim artık bilgisayar ortamında insanlar müzik çok rahat yapabiliyor. Yani Logic olsun, işte Cubase olsun diğer bütün müzik programlarını çok rahat kullanabiliyorlar. Biz altyapılarını buradan vereceğiz. Yani akorlarına kadar bütün armonik altyapılarını önce o senin veriyoruz. Sevdiğin satmışım güzel. Anasının bütün datalarını Datana yüklüyoruz. Vereceksin. Remix yapsın genç İsteyen arkadaşlarım. İsteyen istediği kendi hissettiği beat'i, kendi hissettiği ritmi Peki, koyup... vaat ne? Yani gönderdiler. Vaat Erol Köse söylesin albüm. Bunların hepsinden ilk ona girenleri topluca bir albüm olarak yayınlayacağız ki zaten onlar çıkartılacak için... bu albüm evet, olarak evet, çıkartılacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,